Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu güncelleme arkadaşlar ve güncellemeden sonra gelecek etkinlikler. Eylül ayında neler gelecek? Silahlı otomat, boya pas. Onun dışında güncelleme ile gelecek 10 tane büyük yeniliği göstereceğim sizlere arkadaşlar. Yani bu videoda daha çok böyle merak ettiğiniz önemli konulara değineceğiz arkadaşlar. Videoyu sardırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine arkadaşlar hatırlatmamı her videoda olduğu gibi yapıyorum. Bu videonun açıklamalar kısmında Ata Game kayıt linkimiz var. Orada çekilişler bölümünde çekilişlerimiz oluyor. Hatta daha büyük çekilişlerimiz olacak. İndirimli kodlar da vereceğiz yakında. Şimdi hızlıca arkadaşlar silahlı otomatla başlayalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar silahlı otomatla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki tane seçeneğimiz var silahlı otomatta. Bunlardan hangisi gelecek? İlk başta bunları bir göstereyim. Kendi fikrimi de söyleyeyim. Bir tane mag desenimiz var arkadaşlar. Mag desenimiz de burada gözüktüğü gibi. Şu şekilde bir tane mag desenimiz var. Bu da gelebilir. Ama onun dışında biraz sonra göstereceğim silah da gelebilir. Bu mag desenini biraz daha detaylı göstereyim arkadaşlar. Renkleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle mor renkli bir şey. Yani bu da gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bir de bir tane MP40 desenimiz var. O da gelebilir. Birazdan onu da göstereceğim. Ama bana sorarsanız bu Mag 7 gelsin. Çünkü yani herkes de MP40 deseni var aşağı yukarı ama Mag 7 deseni az var. Bir tane de MP40 desenimiz var. O da bu şekilde arkadaşlar. Yine bu MP40 deseni de silahlı otomatımıza gelebilir. yani bu da güzel aslında. Yani bu da fena değil aslında. Ne zamandır zaten gösteriyoruz gelecek gelecek diye birçok servera gitti ama bizim servera ne yazık ki henüz gelmedi. Evet arkadaşlar bu iki silahtan birisi bizim yeni silahlı otomatımız olacak. %90 diyorum. Yine içerisinde sihirli küp olacak. Onun dışında detaylı eşyalar olur yine. Evet magyetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Buradan tekrardan görselinde görün. Şimdi geçelim arkadaşlar güncelleme ile alakalı gelecek yeniliklere. 10 tane büyük yeniliği sizlere göstereyim. Arkadaşlar birincisi şu silah teşhisat odası mı desem, artık yeri mi desem. Burası arkadaşlar böyle bir karla buzla kaplanıyor, çok gereksiz bir yere. Gereksiz bence. Yine arkadaşlar fabriyede önemli bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi böyle buzlu, buzlar, buz tabakaları içerisinde dışarısında böyle değişik bir şekilde hem üstünde hem altında. Böyle arkadaşlar buz tabakaları var. Yine bunları kırabiliyoruz. Bunların içinde nasıl savaşacağız? Bu nasıl bir şeydir? Yani arkadaşlar yani sevmedim açıkçası ama göstermekte zorundayım. Yine üçüncü yeniliğimize geçelim. Üçüncü büyük yenilik de arkadaşlar mezarlık tamamen değişiyor. Tepesine şöyle bir tane heykel mi desem ne desem bir şey geliyor. Yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşitli yollar renkli çeşitli böyle desenler eklenmiş. Yine bunu kırabiliyor muyuz içinde silah çıkıyor mu neye yarıyor bilmiyorum. Ama şöyle ateş ettiğimizde pek de bir şey işlemiyor. Evet arkadaşlar yine yeni bir yeniliğimiz büyük bir yenilik tabii ki karakter. Karakter de önemli bir şey arkadaşlar. Yeni bir tane karakterimiz geliyor Lila diye. Yine arkadaşlar yeni bir airdrop geliyor. Altın airdrop diye. Onun içerisinde de böyle çeşitli silahlar falan çıkıyor. Böyle ateş ettiğimizde patlatmamız gerekiyor yalnız. Normal airdrop gibi değil. Onun dışında arkadaşlar bir diğer büyük yeniliğimiz ise şöyle bir tane işte World serisi diye artık boya pas kupası böyle bir haritaya geliyor arkadaşlar. Burada ne yapacağız, ne kazanınca buradan ne alacağız bilemiyorum tabii ki. Ve bir büyük yeniliğimiz de silah arkadaşlar. Yeni bir shotgun yani yeni bir pompalı desenimiz geliyor. Açıkçası çok ümitli değilim çünkü tek atıyor. Onun dışında arkadaşlar bir diğer yeniliğimiz ise yine bir animasyon, karakter animasyonu. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar şu şekilde e, rakiplerimizi katanayla veya tırpanla veya işte tavayla biliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir animasyon. Yani bu da böyle bir yenilik arkadaşlar. Bakın böyle yenilik böyle yaklaşıyor ve şak diye indiriyorsun. Ve son yeniliğimiz arkadaşlar profilde. Profili yana kaydırdığımızda bir boşluk ve kutucuklar oluşuyor. Oraya ve o boşluktaki kutucukları dilediğimiz gibi doldurabiliyoruz. Evet şimdi gelelim Eylül ayı boya pasına. Dedim ya arkadaşlar birinde gelecek her şeyi göstereceğim sizlere. Evet yeni boya pasımız arkadaşlar korsan boya pas yani daha çok korsan eşyaları. Daha çok korsanla kıyafetleri, detaylı böyle eşyalar var. Gördüğünüz gibi kız kıyafetimiz bu şekilde. Yine böyle arkadaşlar su teması, böyle mavi turkuaz karışımı eşyalar. Gördüğünüz gibi yine korsan gözlüğü var. İşte onun dışında yine kız kostümümüz bu şekilde arkadaşlar. İşte korsan şapkası var. İçerisinde güzel bir tane AC80'imiz var. Gördüğünüz gibi özellikleri de burada yazıyor. Yine diğer eşyalarına da hızlı bir şekilde bakarsak şöyle bir tane loot sandığımız var bu şekilde. Yine böyle avatar bayraklarımız var. Yine bu şekilde bir tane motor deseni. Motor deseni sıradan bir motor deseni olmuş bence. Ve arkadaşlar ücretli bölümde bir tane loot sandığı daha. Bu loot sandığı biraz daha güzel arkadaşlar. Yani biraz daha gösterişli falan. Evet yine bir tane arkadaşlar şöyle bir tane kaykayımız var. Bu kaykay da gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani bu hoşuma gitti açıkçası. Değişik güzel olmuş. Evet yine bir tane gördüğünüz gibi avatar var. Bayrak var. Onun dışında yine silahımız var. Gösterdik arkadaşlar. Yine şöyle bir tane tavamız var. Tavamız da gayet güzel bence. Tava da fena değil. Normal bir tava deseni. Yine şöyle bir tane gözlük var. Ücretli bölümde. Ücretsiz bölümde pardon. Ve sırt çantası. Bence sırt çantası güzel arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir tane sırt çantası var. Birinci leveli fazla güzel değil ama ikinci ve üçüncü leveli gayet güzel, gayet hoş. Yine bu şekilde bir tane el bombamız var. El bombası da bence fena değil, güzel. Patlayış şekli de öyle gayet hoş. Ve yine arkadaşlar bir tane ifade. Böyle bir top ifadesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ileri der gibi. Bence her boya pasta arkadaşlar ifade olması gerekiyor. Bu boya pasta da ifade olması hoşuma gitti. Evet şimdi de geldik erkek kostümüne. Şimdi arkadaşlar erkek kostümüne gelecek olursak erkek kostümü yine bir korsan kostümü. Gördüğünüz gibi ayağın bir tanesi odun gibi böyle tahta gibi veya yok gibi artık ne derseniz. Kostümün tamamı da bu şekilde. Yine korsam gözlüğü var. Şöyle görüyorsunuz gözünün bir tanesi kapalı. Onun dışında erkek kostümü bu şekilde. Başlığı falan yüzü güzel, sakalları güzel bence. Şöyle eşyalara bütün olarak da bakarsak arkadaşlar önemli eşyalar hepsi burada gösterilmiş. Eşyaların tamamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi kız kostümümüz yine ruts sandıkları vesaire. İşte ifademiz top ifadesi dedik zaten. Onun dışında boya pasımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Güncelleme yaklaştıkça yine sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu ara günlük video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Onun dışında Atagame kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında. Ve yine arkadaşlar Instagram hesabımın linki açıklamalarda var. TikTok hesabımın linki açıklamalarda var. Buradan bana ulaşabilirsiniz beraber video çekebiliriz. Beraber arkadaşlar yani çeşitli etkinlikler yapabiliriz. Hesabınız güzelse tanıtabiliriz. Veya arkadaşlar yüklü miktarda elma süküyorsanız beraber hatıra videosu çekebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.